Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda Samsung Galaxy Fit E'yi inceliyoruz. Biliyorsunuz son dönemde akıllı bileklik pazarı bence Xiaomi'nin Mi Band atağı ile beraber oldukça hareketlendi. Ee, özellikle bizim ülkemizde ve Avrupa çevresinde spor yaparken ya da normal kullanımlarda da ekstra işte kalp takibi vesaire durumlarında işe yarayan bilekliklerde artık Samsung'da biraz daha öne çıkmaya başladı hatta son dönemde çıkan bilekliklerin hepsinin benim düşünceme göre Mi Band e serisine benzediğini görüyoruz. Burada da zaten Samsung'un son ürünü Galaxy Fit E var. Ama şöyle bir bilgi de vereyim. Bu ürün bize Samsung'dan gelmedi. Biliyorsunuz Samsung'dan bir süredir bizlere ürün gelmiyor. Son gelendi de S10 ailesi olmuştu. Şöyle bir farklılık var. Bunu bize takipçilerimizden, daha doğrusu sıkı takipçilerimizden, Hayri Bey olarak görünen arkadaş yolladı. Sağ olsun kendisine satın alırken direkt adresi buraya yönlendirdi. Dedi ki Aydoğan abi bir inceler misin? Ve hani hem senin görüşlerini hem de sizin kanalınızda böyle bir içerik olmasını istiyorum dedi. Hem ben de merak ettiğim için çünkü Mi Band serisiyle işte Honor'da var, Huawei tarafında var, farklı markalarda da var. Galaxy Fit'in ne durumda olduğunu görmek için ben de kabul ettim ve ilk defa kutusunu ben açıp Yaklaşık bir buçuk haftadır falan inceliyorum ve şimdi de sizlere anlatıyor olacağım. Aslında Samsung'un yeni nesil akıllı bilekliklerinde iki farklı model var. Genel olarak Galaxy Fit olarak duyduğumuz bir model var. Bu renkli ekranla beraber geliyor. Bir de sadece siyah beyaz renk veren, daha doğrusu sadece beyaz renk veren bir de daha uygun fiyatlı, daha rekabetçi ve daha genel kitleye hitap eden Galaxy Fit E modeli var. Eee... Temel olarak ilk başta sizlere bu Galaxy Fit ve Galaxy Fit E'den bahsetmek gerekirse Galaxy Fit e, renkli ekranlı, AMOLED ekran kullanan, biraz daha büyük ekrana sahip ve e, biraz daha fazla işlevi olan bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Onun fiyatı şu anda 600 TL civarlarında ve açıkçası e, akıllı bileklik pazarını özellikle Türkiye açısından ve Türk kullanıcıları açısından düşünürsek bu pazarda kendine biraz zor yer bulacak bir model çünkü işte Mi Band 4 çıktı 300 TL civarında çıkmıştı. Şimdi Biraz daha araştırırsanız 200 TL civarında bulabiliyorsunuz. E, Mi Band 4 gibi ciddi bir rakip varken etrafta kimse 600 TL verip e, benim düşünceme göre Galaxy Fit almak istemez. Anca yanında hediye edilirse vesaire kullanılabilir diye düşünüyorum. E, diğer taraftan e, Mi Band 4 ile de ya da onun gibi işte Honor'ın modellerindeki gibi de e, rakip olabilecek cihaz da burada şu anda elimizde e, Galaxy Fit E Yaklaşık 200 TL civarında 225 TL 250 TL arasındaki fiyatıyla en azından bu rekabete ortak oluyor ama bu rekabette kendisini öne çıkaran ya da geride bırakan noktaları neler bu videoda değiniyor olacağız. İlk olarak tasarımından bahsedelim. Tasarımında 16 çarpı 40.2 çarpı 10.9 milimetrelik boyutları var. Oldukça küçük bir cihaz. 15 gram da ağırlığı var. Gerçekten çok hafif olduğunu belirtmek istiyorum. Hani ee, biraz da gevşek bırakırsanız gerçekten hani kolunuzda olduğunu unutabileceğiniz kadar hafiflikte olduğunu da belirtmek istiyorum. Ekranına gelecek olursam 0.74 inçlik P-Moled ekran var. Yine OLED ekran ama pasif matriks OLED olarak geçiyor. AMOLED'ler aktif matriks OLED geçerken bunlar da pasif matriks OLED olarak adıyla geçtiğini de belirteyim. Sadece 128 x 64 piksellik bir çözünürlüğü var. Gerçekten düşük bir çözünürlük ama bu kadar küçük bir ekranda bir cihaz için bence yeterli. 193 ppi'da değeri var. Dışarıda gün ışığında kullanımda yani görememezlik sorunu hiçbir zaman yaşamadım. Onu da söyleyeyim. Bu arada cihazı şöyle baktığınızda aslında burada genişçe bir ekranı var gibi görünse de aslında gerçekten dar bir ekranı var. Bunu özellikle detaylarda belki gösterebiliriz olmazsa fotoğrafını çekmiştim. Bu geniş ekranın içinde ufak bir bölüm var işte 0.74 inçlik sadece orası aktif olarak çalışıyor. Diğer taraflar sadece biraz da sanırım bileğe uygun olsun diye uzatılmış. Aynı zamanda işte dediğim gibi rakipleriyle benzer. Görüntüde olması için ayarlanmış diye düşünüyorum. Çünkü kendi üst modeli diyebileceğimiz daha profesyonel modeli diyebileceğimiz Galaxy Fit'te 0.95 inç yani 1 inçe yakın bir ekran var. Bunun da %25 daha büyük olduğunu söyleyeyim. Bunun yanı sıra üzerinde sadece ARM Cortex M0 olarak geçen ARM'ın yani Cortex serisinin en düşük en küçük işlemci modeli kullanılıyor. Sadece 95 Hz'de çalışan bir işlemci ama zaten hani burada işlemci ile alakalı çok büyük bir işiniz olmadığı için herhangi bir şeyi yok. Bunun yanı sıra Real Time OS isimli bir işletim sistemiyle geliyor. Ama yine sadece ekrandaki belli başlı bildirimler dışında bir şey görmediğiniz için hani işte niye Android değil vesaire gibi durumlar yok ki yanlış bilmiyorsam Android'in akıllı bileklikler de ekstra bir çalışması yok diye biliyorum. Sadece saatler için bir çalışması var. Üzerinde 128 kilobaytlık RAM miktarı bir de 4 megabaytlık depolama alanı var. Evet hani günümüzde ee, çok yüksek e, şeylerden bahsediyor olsak da burada aslında bu bir sorun değil dediğimiz gibi hani bunların işlem kapasitesi o kadar küçük ki böyle kilowatt'lık RAM miktarları düşük e, bellek miktarları ve depolama miktarları yeterli zaten hani 4 megabaytlık depolama alanından anlayacağınız gibi herhangi bir şekilde içine müzik atamıyorsunuz e, ve herhangi bir dosyayı atamadığınızı da söylemiş olayım sizlere. Sadece belli başlı ekranları görmenizi sağlıyor. 70 mAh bir bataryası var. 70 mAh bataryasıyla da hani ben bir kere şarj etme gereksiniminde bulundum. O da sadece ilk kullandığımda %60'larda yani kutudan çıkmıştı. O bitene kadar bakalım kullanayım dedim. Daha sonrasında şarj ettim. Şu anda da %80'lerde bir şarjım var. Yani bir buçuk haftayı çok rahat bir şekilde geçirebileceğim. hatta 2 haftalık kullanım dersek 2 haftalık kullanımı çok rahat bir şekilde geçirebileceğini de söyleyelim. Bu konuda özellikle renkli ekran bulundurmamasının artısı bu yönde olmuş. Çünkü günümüzde hem Mi Band 4 hem Galaxy Fit normal modelinde renkli ekranlar var. Renkli ekran görünüş olarak tabii ki bize daha güzel gelse de bu batarya ömrünü biraz düşürür. Hatta biliyorsunuz Mi Band 3 ile Mi Band 4 arasında Renkli ekrana geçiş olsa da süre aynı tutuldu. Çünkü e, Xiaomi tarafının amacı da zaten renkli ekranla beraber yine aynı uzun ömrü kullanmak kısmıydı. Zaten Mi Band 4'te, Kerem'de Mi Band 4 ile alakalı işte renkli ekranın e, bir artısı eksisi oldu mu? Batarya ne gibi dezavantajlar oldu ya da olmadı mı? Bunun cevabını da kendisi veriyor olacak. E, biz yine Galaxy Fit E modeline dönecek olursak üzerinde şarj olarak da Wireless değil, POGO dediğimiz şarj türü var. Hemen şöyle sizlere de göstereyim. Şurada 2 adet pin bulunuyor. Bu 2 adet pini kendi dokuna yerleştirip USB bağlantısıyla şarj edebiliyorsunuz. Hazır alt tarafını göstermişken, görebileceğiniz gibi burada da bir e, nabız ölçeri var. Bu sayede nabız ölçme işlemini yaparak size hem uyarı verebiliyor, eğer çok yüksek ya da çok düşük nabzınız varsa, aynı zamanda spor aktivitelerinde düzenli kontrol sağladığını da söylemek istiyorum. Zaten e, Fit E modelinin 3 farklı renk seçeneği var şu kayışlarda. Bu kayışlar tabii ki şuradan kolayca ürünü çıkartıp değiştirebiliyorsunuz. E, bu kayışlarda siyah. Beyaz ve sarı rengi var ki sarı rengi gerçekten güzel duruyor ama daha sonrasında işte özellikle Çin tarafında farklı renkleri de üretilir diye tahmin ediyorum. Siz de gidip bunun farklı renklerini satın alabilirsiniz ve şöyle kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Bu yüzden hani diğer bir akıllı bileklik modellerinde olduğu gibi de kolaylıkla değişebileceğini söylemiş olayım sizlere. Bir bileklikteki önemli detaylardan biri de Sonuçta spor yapıyoruz, terliyoruz ya da Yüzme gibi aktivitelerde de aktif olması açısından Bence suya ve toza dayanıklı olması da önemli Bunda da 5 ATM basınca kadar Yani yaklaşık 50 metrelik suya kadar da dayanıklılık mevcut Bu sayede yüzme aktivitelerinizi de Galaxy Fit E'nin takip etmesini sağlayabiliyorsunuz Özellikle havuza girerken ki Denize girerken de bir problem olacağını sanmıyorum. E, rahatlıkla kullanabileceğinizi de belirteyim. Bunun yanı sıra military standardın 810G e, sertifikasına da sahip bu cihaz. Military standard zaten İngilizce adından da anlaşılabileceği gibi askeri standartlarda e, daha doğrusu askeri için Amerikan askerlerinin kullanımlarına uygun bir standart modeli. 810 da zaten onların kullandıkları aksesuarların bulundukları ortama uygun bir şekilde çalışabilmesi. Bu demektir ki bunda hem suya ve toza karşı dayanıklılık testi de yapılıyor. Hem de işte şok dediğimiz hani sert bir şekilde vurması, darbe yemesi ya da işte titreme gibi birçok farklı şeylere dayanıklı olduğunu bu standarda ait sertifikasıyla beraber bizlere gösteriyorlar. Genel olarak baktığımızda ee, özellikleri evet bir akıllı bileklikten isteyeceklerimizi karşılıyor ama e, bu genel özelliklerin yanı sıra benim beğenmediğim birçok tarafı da ortaya çıktı kullandığımda şimdiye kadar çok fazla akıllı bileklik kullanmadım açıkçası özellikle Kerem akıllı bileklik kullanmayı seviyor ama en azından Mi Band 2'yi de 3'ü de e, kısa süreli de olsa deneyimledim ve en azından nasıl bir e, avantajlarının olduğunu biliyorum aynı zamanda biliyorsunuz zaten Özellikle Samsung'un akıllı saat ailesini de fazlasıyla kullanmıştım. Ee, ben kendim Galaxy Watch kullanıyorken Buna geçtiğimde e, Ciddi manada bir hani Galaxy Watch'u aradığım durumlar oluyor dediğim gibi Bunda bildirim gelebiliyor her akıllı bileklikte olduğu gibi Ama sadece Bildirimin ne olduğunu ve nereden geldiğini görebiliyorsunuz Örnek veriyorum e, Diyelim bana bir mesaj geliyor Doğuş diyelim bana bir mesaj atmış burada mesajın detaylarını hiçbir şekilde göremiyorum Sadece Mesaj ekonomi altında Doğuş Akman yazıyor ya da kişiyi nasıl kaydettiyseniz o şekilde yazıyor. Ama uzun bir şekilde ise ki kendi adımda buna dair işte Aydoğan Aykanat gibi uzun bir isimden gelirse de orada sadece bir kısmını görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu Whatsapp'tan, Facebook'tan, Twitter'dan gelecek bildirimlerle de geçerli ki Galaxy Wearable olarak geçen işte o kendi Galaxy ürünlerini, aksesuarlarını bağlayıp kullanabildiğiniz uygulamada... E zaten sadece nerelerden bildirim alabileceğinizi, saatin hangi bilim bildirimlerde sizi uyarması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Ve burada dediğim gibi en büyük dezavantajı da sadece bildirimi gösterip bildirimin detayını gösterememesi. Sadece bakacaksınız ki Aa, tamam doğuş bana mesaj atmış, telefonu elime alayım, kontrol edeyim diyebilirsiniz. Bunun yanı sıra üzerinde ilk başta tabii ki saat var ki saat öre yüzünü seçebiliyorsunuz. İşte düz saat olabiliyor, altında adım sayınızı gösterebilir günlük olarak. Aynı zamanda kalp ritminizi vesaire de gösterebilir. Açtığınızda iki farklı açılma şekli var. Bir kol e, hareketiyle beraber kolu böyle saat gibi kendinize çevirdiğinizde açılma ya da iki kere tıkladığınızda açılma özelliği var. Daha sonrasında ekrana birer kere basarak geçiş yapabiliyorsunuz. Sağa sola çekme işlemi işe yaramıyor. Onu belirtmiş olayım. Üzerinde de neleri bahsediyor? İlk başta dediğim gibi saat var. Ardından adımınızı gösteriyor ki ben bugün 4496 adım atmışım. Geçiyorum ki böyle hemen kapanabiliyor. Ee, kalori yaktığınız kaloriyi gösteriyor. Ben bugün e, bu Galaxy Fit E'ye göre 1491 kalori yakmışım. Geçiyorum. Uyku detayını gösteriyor. Uyku takibi de yapabiliyor. 6 saat 1 dakika uyumuşum bu videoyu çekmeden önceki gece. Ve aynı zamanda da bulunduğunuz yerin hava durumunu gösteriyor. Şu anda bu taraf 27 derecelik e, bir sıcaklığa sahipmiş. Ardından da günü bize gösteriyor, tarihi gösteriyor. Son olarak da e, benim şu andaki nabzımı gösteriyor. 88 BPM olarak atıyormuş. 87-88 arasında değişiyor. Yani sadece bu saydığım bilgileri görebileceğiniz bir cihaz olduğunu söyleyeyim. Bunu özellikle Samsung s üzerinden de yapabiliyorsunuz. Adım saymalarınızı ve ne kadar aktif olup olmadığınızı. E, ayrıca işte yürüyüş yaptığınızda yine Galaxy Watch ya da diğer e, Samsung'un akıllı bilekliklerinde olduğu gibi harika iş çıkardım vesaire gibi durum yapabiliyor ki normalde 6000 adımdır. Onu siz kendinize göre ayarlarsanız onu geçtiğinizde sizi sadece tebrik eden bir bildirim de yolluyor. Bunun yanı sıra dediğim gibi uyku takibi yapabiliyor ve bunun dışında da işte bildirimi sadece geldiğini söylemek dışında bir şey yapabilen bir bileklik değil. Hani ben biraz daha artık günümüzde bilekliklerde daha fazla şey işte hızlı cevap, en azından bildirimin içeriğini görebilme çünkü birçok insan artık akıllı bileklik ya da akıllı saat kullanmaya alıştığı için gelen mesajın ya da gelen bildirim önemini en azından ilk cümlesiyle bile o sırada hemen cevap vermesi gerekip gerekmediğini anlayabiliyor ya da işte müsaitim değilim gibi cevap verme yapabiliyorsunuz. Üzerinde herhangi bir şekilde hoparlör ya da mikrofon yok. Birçoğunda da zaten olmuyor. Bunda da bulunmuyor. Yani herhangi bir şekilde gelen aramayı cevaplama ya da cevaplamama buradan yapamıyorsunuz. Sadece arama geldiğini de gösterdiğini sizlere bahsetmiş olalım. Bir de son olarak Galaxy Fit'e göre neredeyse 3'te 1 fiyatında olan Fit'e en azından Türkiye fiyatı için ne gibi farklılıkları var diye bahsedecek olursak fit e şeye göre fite göre aslında biraz daha uzun ömürlü gibi görünse de baktığımızda Galaxy Fit'te 120 miliamperlik bir şarj bölümü var. Yani bataryası var. Renkli ekran var. 0.95 inçlik AMOLED ekran bulunuyor renkli. Bunun yanı sıra onda çift işlemci var. Burada tek işlemci olduğunu görüyoruz. En azından orada biraz daha detaylı bir şekilde yapabiliyor. Ve Galaxy Fit'te jiroskop desteği de bulunduğunu söyleyeyim. Samsung'un iddiasına göre 60 farklı sporu kendisi algılayıp S üzerinde yani Samsung Health üzerinde sizin yaptığınız sporun verilerini tutup size bildirim verebiliyor ya da siz o takibi yapabileceğinizi de söylüyor. Ama sonuçta hani ofise gidip gelmek vesaire dışarıda yürümek dışında ekstra bir spor yapmadığım için hani işte 60 farklı sporun hangisini algılayabiliyor. Bununla alakalı size bilgi veremiyorum. Yakın zamanda da hiç yüzmeye de gitmedim ürün varken. Ee, o yüzden hani yüzme verisini nasıl tuttuğunu da size maalesef ki söyleyemiyorum ama sonuçta artık günümüzdeki cihazların bu konuları rahat bir şekilde yapabildiğini düşünürsek e, Samsung'un da 2019 model bir akıllı bilekliği bunları iyi bir şekilde tuttuğunu düşünüyorum. Bu arada e, adım sayma konusunda da Galaxy Watch'la neredeyse birebir şekilde söylediğini e, bahsedeyim. Ben ilk e, cihazı kutusundan çıkardığımda zaten Galaxy Watch bağlıydı ve ilk başta işte sol kolumda Galaxy Watch varken sağ koluma bunu taktım ve ikisiyle beraber yürümeye başladım. E, sadece 1-2 adım dışında böyle hani çok büyük bir fark olmadan aynı adımları sayabildiğini de görmüş oldum. Bu konuda da içiniz rahat olsun diyelim ve e, genel değerlendirmeme gelecek olursam 225 TL-250 TL arasındaki bu ürünün... E, çok ciddi bir şekilde Mi Band 4 gibi bir rakibim var. Honor tarafında da rakipleri var. Huawei tarafında da rakipleri var. Yine farklı farklı markalar da var. Ama renkli ekran bildirimi sunabilmesi ve birçok farklı ile bence Mi Band 4 bu 200 TL klasmanındaki en iyi cihaz olabilir. Tabii ki burada belki Mi Band 4'ü Galaxy Fit'le yani o yüksek modelle, renkli ekran modelle kıyaslamak gerekir ama neredeyse 3 katı fiyatı olduğunu da düşünürsek kimse bence orada gidip Galaxy Fit'e de bakmayacaktır umarım bizi bunu bize gönderen kardeşimiz de memnun kalır. Çünkü ben daha ilk sipariş vereceği zamanda da emin misin diye sormuştum. Ha yine bütün kul isteklerine cevap verecektir çok büyük ihtimalle. Dediğim gibi hani sonuçta bir akıllı bileklikten de adım sayma vesaire dışında bir şey istemezsiniz. Ama yine de hani Mi Band 4'ün özellikle çok daha iyi bir seçenek olduğunu ben bireysel olarak düşünüyorum. Özellikle Kerem de incelemiş olsun Mi Band 4'ü. Böylelikle siz de daha iyi bir karar verecek vermiş olursunuz diyelim ve videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda Samsung Galaxy Fit E modelini incelemiş olduk. Peki siz satın aldınız mı ya da sonuçta görmüşsünüzdür ürünleri. Siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Galaxy Fit'i mi tercih edersiniz, Fit E'yi mi tercih edersiniz? Ya da hiç Galaxy Fit'e girmeden Mi Band 4 ya da diğer markaların ürünlerini mi tercih edersiniz? Lütfen yorumlar bölümünde bizlere aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.